Antalya'daki ilk günümüze tekneden hızlı hedefleyerek başladık. 2-3 saat süren avımızı sonlandırdıktan sonra Savaş'la söyleşimizi gerçekleştirdik. Balık bilgisi ve sevgisiyle gerçekten çok donanımlı birisi. Balık türlerine ve balık avlarına dair yapılan tüm sohbetler sırasında zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Tabii ki bu kadar balıkçılığın konuşulduğu bir ortamda akşam suyuna gitmeden olmazdı. Hedef balığımızı Barakuda olarak belirledikten sonra usta isimlerden Bestami Kiraz'ı davet ederek neremize yöneldik. Güneşin tamamen ortadan kaybolduğu sırada maketine takılan Kokono'nun verdiği heyecanla sevgili Sarış'ın haykırışlarına canlı şahit olduk. Artık tamamen güneş batmıştı. Yanımızda keçe olmaması, karalıklardan Savaş'ın suya atması engel olamadı ve beline kadar suya girerek Kokono'yu karaya çıkarttı. Hemen ardından Bestami Kiraz'ın barakülası geldi ve avımızı sonlandırdı. Evet arkadaşlar, ay çok şükür, ay bu yemin ne olduğunu söylemiyoruz, bu yemi daha dünyada kimse görmedi, biz de ne olduğunu söylemeyeceğiz, sürpriz olsun, fotoğrafta paylaşırken de sansürleyerek paylaşacağız, bu benim daha piyasaya çıkmayan, tanıtmam için bana gönderilen bir yemdi. İnanılmaz bir yer. Görür görmez aşık oldum ve ilk avımda alakasız bir yerde Antalya'da ne zamandır görülmeyen bir kofana. İşte bu. İşte bu. Macera balıkçılarına armağanım olsun. İstanbul'dan kalktılar geldiler Antalya'ya beni ziyaret etmeye. Bu hayvan onların şansıdır. Bu güzel balık. Gördüğünüz gibi belime kadar ıslandım. Kepçemiz yoktu. Bu dalgada suya girmek zorunda kaldım. Ama değdi mi? Değdi. Değdi. İşte bu be! Tebrikler Savaş. Eyvallah. Bestami abimizin sayesinde o getirdi beni buraya. Allah razı olsun ondan. Devamı daim olsun. Of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu kofananın güzelliğine bakar mısınız? Yemi çok yakından çekme yalnız. Yemimiz gizli. Tamam. O zaman yemi göstermiyoruz. Göster göster, sıkıntı yok. Zaten kimse anlamaz. Evet. Müthiş bir balık. Müthiş. Şimdi hemen fotoğraf faslına geçiyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Peki tam da onu soracaktım aslında. Balık yakaladığın zaman da yaşadığın şeyi, daha sonrasına devam etmedin mi? Yani yakaladığın balıkları genelde tadına bakarak, bunu işte sofrana getirerek, balığı yakaladıktan sonra yer misin, tadına bakar mısın? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, kesinlikle yemek benim aklımdaki en son düşüncedir. Ben çocukluğumdan beri hep bir balığı yakalamayı kafaya koydum, hayal ettim, rüyalarıma girdi. Ne bileyim işte her dakika onu düşündüm, derste böyle, dersi dinlemedim belki onu düşündüm. Yani kaya balığına aşık oldum, lapine aşık oldum, kefale aşık oldum, istavrita aşık oldum. Ve son yani şey, benimkisi onu yakalamak, ona dokunmak, onu incelemek, onun fotoğrafını çekmek. Böyle bir yıldan sonra fotoğraf merakım başladı. Zaten o da belki de hani benim bu tutkuda bir yerlere gelmemin de en önemli sebeplerinden biridir. Yaptığım avı görselleme, arşivleme, bunu yazıya dökme merakı diye. O konuya geleceğiz. Yani onu daha da çok detaylandırmak istiyoruz. Yani avına verdiğin önemi çektiğin fotoğraflar sayesinde görebiliyoruz zaten. Ne kadar değer veriyorsun. Bunu çok iyi net anlayabiliyoruz. Sana bir maddi kazanç sağlıyor mu yakaladığın balı? Yani herhangi bir maddi geliri var mı? Yani şöyle söyleyeyim, maddiyattan ziyade maneviyat benim için çok önemli. Yani ben çoğu zaman inanın balık tutmaya gitmiyorum, anı yakalamaya gidiyorum. Daha önceden bu fotoğrafla oluyordu, şimdi avlarımı videolarla da kaydetmeye başladım. Yani benim amacım bugün şu balıktan işte 3 tane 5 tane tutmak değil.
bugün bu balığı şu şekilde tutup şu şekilde görüntüleyebilmek, yani şu fotoğrafı çekebilmek. Özellikle takip ettiğim, yani çok böyle benim gözümde ideal olan yabancı avcılar var. Onların fotoğraflarına zamanında çok mutlu ediyordum. Zamanla işte o fotoğrafları çekebilmek için çok emek harcadım. Aynı balıkları tutmaya çalıştım, aynı pozları vermeye çalıştım. Ve yani bir noktaya ulaştığımı düşünüyorum. Yani bir baktım ben neredeydim, şu an hani gözümde kahraman olan insanların fotoğraflarında, avlarında kusurlar bulunmaya başlıyor. Yani kusur demeyelim de, yani şey, yani bunun sonu yok. Hep daha iyisi olabilir, hep daha güzel görseller, daha farklı açılar. Biz de teşekkür ederiz. Sana güzel güzel fotoğraflar bize gösterdi. Peki önemli olan sence balığı yakalamak mı, yoksa onun yaşattığı heyecan mı o andaki? Az önce de biraz değindim. Evet. Yani kimisi sadece balık yakalamak için alabilir ve akşam boş döndüğü zaman bunu sıkıntı karşılıyor. Ama işte yakaladığı balığın hani olmadığını, sadece o heyecanı, o aksiyonu yaşamak istediğini düşünmek. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben dediğim gibi bir balığı kafaya koyduysam eğer yakalamak için, mesela geçen sene kıyıdan kuzu yakalamak istiyordum. Önce o kuzuyu yakalamak için çok hayal kurdum, yakaladım. Daha sonra onu kıyıdan yakalayabilmek için çok dev boyuttakilerini kıyıdan çıkarabilmeyi hedefledim. Çok şükür o da oldu, 15,5 kilo kıyıdan popur yerine füsü sahtesiyle çıkarttım. Ben bir balığı yakalayana kadar açıkçası çok stres oluyorum. Onu kabul etmem gerekir. Yani o balığı yakalamam lazım, yakalamam lazım. Ama onu yakaladıktan sonra tekerür olduğu zaman yani keyfini çıkartmaya başlıyorum işte. Yani bugün belki bir avda 10 tane balık yakalayabilecekken bir tane balık yakalarım. Neden? Çünkü ben onu o şekilde yakalamak istiyorum. Diğer türlü gelecekse gelmesin. Ya da ne bileyim, ben onu yakaladıktan sonraki fotoğrafla, videoyla ve salım videosuyla uğraşırkenki zamanda belki sürüden başka balıklar alabileceğim. Ama yani şey, burada amaç aslında o balığı, yani eve balık götürmek değil. Orada amaç yani balıkla bir şekilde bir bağ kurabilmek. Yani yaptığın işi daha kıymetli hale dönüştürebilmek, avına saygı duyabilmek. Yoksa ne olurdu? Herkes en büyük devreyi yakaladı, herkes en büyük lüferi yakaladı. Bu işin sonu gelirdi, ötesi yok. Hiçbir zaman en fazla lüferi, en fazla devreyi ya da en büyüğünü yakalayamazsınız. Hep bunun daha fazlası, daha fazlası var. Ama işte sizin eğer hedefiniz balığın kendisiyle değil de onun size yaşattıklarıyla, onun size hissettirdikleriyle alakalıysa hedefiniz, o zaman hep aynı heyecanı ilk günkü gibi yaşamaya devam edersiniz. Ya limitler konusuna biraz değinmek istiyorum. Yani limitleri geçen seneki limitlerden bu sene daha çok düşürdüler, biliyorsun. Evet. Bu da bizi olta balıkçılarına ve bu işe gönül verenleri çok rahatsız ediyor. Evet. Ama bunun için bir çaba sarf etmiyorlar. Yani senin düşüncelerin nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, o bizim kanayan yaramız ama burada biraz ağır konuşabilirim maalesef. Şimdi diyorum ya, tür bilgisi çok önemli. Yaptığın işe saygı duyabilmek için önce avladığın balığa saygı duyman lazım. Avladığın balığa saygı duyabilmek için de onu çok iyi tanıman lazım. Lüfer balığı kaç yaşında, kaç santimken, kaç gramken cinsel olgunluğa ulaşıp üreme sağlar? Ömür döngüsü ne kadardır? Yaşa göre büyüme hızı nasıldır? Şimdi benim gözümde 25 santimlik sarı kanatla 10 santimlik defne yaprağı arasında hiçbir fark yok. Çünkü 2 aylıkken 10 santim, 7 aylıkken 25 santim. Ama sonuçta 1 yaşına ulaşmamış, üreme sağlamamış. Şimdi siz 5 aylık bebekle 2 yaşındaki bebek arasında bir fark var mı? Yani hepsi bebek, hepsi aciz, hepsi size muhtaç. Yani hiçbir şekilde bir savunma mekanizması yok, aciz canlılar değil mi? Yani bir balığı sen yani tavaya uygunluğuna göre mi değerlendirirsin? Yoksa sürdürülebilir avcılık için bir balığın en az bir sefer üremesine müsaade etmeliyiz. Evet. Yani o yüzden şey, kimse kendini kandırmasın. Eğer bir balığı siz bebekken alıkoyuyorsanız, yani lüfer limiti, boy limiti 20 santimden 18 santime düşürülmüş, hiçbir anlamı yok. Zaten bu balık yazın, baharda Karadeniz'de dünyaya geldikten sonra
Eylül ayından itibaren işte soğuk hava dalgalarıyla beraber peyder boğazları izleyerek Marmara'ya, oradan da Ege'ye çıkan, göç eden bir balık. Yani siz bu balığı adam gırgır ağı ağını çevirdiği zaman içinde atıyorum 1000 kasa 20 santimlik limit üstü lüfer var. Evet. Atıyorum 300 kasada yavru balık var. Yani bunu tezgaha alıp satması ya da ne bileyim bunu ölü bir şekilde denize dökmesi arasında hiçbir fark yok. Yani sonuçta o yakaladığı 20 santimlik de cinsel olduğuna ulaşmamış. 18 santimlik de, yani siz İstanbul Boğazı gibi çok kıymetli, dünyada eşi benzeri olmayan bir biyolojik göç koridorunda bebek balık avcılığına müsaade ederseniz, yani bunun limitinin kaç olduğu hiç önemli değil. Yani limiti bu sene 25 santime çıkarsalar, zaten 25 santimde 18 santimetrelik balık, bunlar farklı batınlar ya da ne bileyim işte çeşitli etkenlerden dolayı büyüme hızı farklılaşmış balıklar bir arada göç ediyor. Sonuçta 25 santimlik balık 20 santimlik balığı yemez. Yani o yüzden kimse kendini kandırmasın. Burada çok büyük paralar dönüyor. Gırgır ağlarının mecliste çok büyük lobileri var. Yoksa kimse bana sürdürülebilir balıkçılık için bir balığın en az bir sefer üremeden önce avlanmasını açıklayamaz. Yani ben bunu kendimce açıklayamıyorum. Biz de çok farklı düşüncelere sahip, ama senden güzel bir şekilde getirdik. Teşekkür ederim. Şimdi seni genelde LRT avlarıyla da insanlar biliyorlar. Ama son zamanlarda ağaç siklet dediğimiz o büyük yıpratı kaca balıkları yakalanmadı, meşhurlaştı. Peki sen genel olarak hangi türlerle baktığın zaman hangi avlarının daha çok mutlu ediyorsun? Şimdi şöyle, dikkat ettiyseniz ben teknelerden kuzu avlarım dahil çok ağır takımlar, kısa kamışlar değil de kıyıdan uyguladığım yöntemlere daha yakın yöntemler olan short jigging takımlarıyla avlanmayı düşünüyorum. Yani tercih ediyorum. Neden derseniz yani bir balığı yakalayabileceğin minimum kalınlıkta takımla, kapasitede bir takımla avladığın zaman o balığı kaçırma korkusu da oluyor. Balığa da bir şans vermiş oluyorsun. Adrenalini arttırıyor. Yani benim için yani ben mesela Karadeniz'de çiftlik patladığımda şu olayı da tecrübe ettim. Çaparı ile bir oltada 8 tane ispendek yakaladığım da oldu. Bunların çok büyük bir kısmını limit üstü olduğu halde geri saldım. Ama aynı balığı çok incecik bir LRF takımıyla yakalamayı, atıyorum bir 25-30 santimlik ispendeği, levrek yavrusunu, hiçbir şey değişmem. Onun zevki hiçbir şeyde yok. Antalya'ya taşındıktan sonra ağır siklet avcılığına ağırlık vermemin sebebi de yani bunları ben 3 senedir Antalya'da yaşıyorum. Daha önce hiç deneme, tecrübe etme fırsatım olmamıştı. Akdeniz benim için apayrı bir dünya. Farklı türler, farklı avcılık disiplinleri, farklı heyecanlar. Sürekli yenilerini denemeye çalışıyorum. Ama şunu da yapmıyorum. Ben evet büyük balık yakalıyorum, artık küçük balık avına hiç zevk almam. Ben yani kuzu yakaladıktan sonra ertesi gün LRF ile 3 gram mikrociklerle melanur yakalamaya da gidiyorum. Hepsinin keyfi ayrıdır. Hepsinin yeri ayrıdır. Hiçbirinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Genelde tek başına mı gitmeyi tercih edersin, yoksa belli bir ekiple mi daha çok tercih edersin? Şimdi şöyle, kesinlikle yalnız gitmeyi tercih etmiyorum. Balık bir ekip işidir. Biri balığı çekerken öbürü yeri gelir video çeker, kamera fotoğraf çeker ya da ne bileyim kepçe tutar, kakıç tutar. Yani atıyorum bunları kendinizin yapabileceği, tek başınıza yapabileceğiniz ortamlar da olur ama en önemlisi o mutluluğu paylaşacak. Ben yalnız nadiren ava gitsem de kendi kendime konuşurum. Gördün mü nasıl bastı falan, yani insan o mutluluğu ille biriyle, yanındaki biriyle paylaşmak istiyor. O yüzden yani mutlaka en az bir kişi olsun isterim.